başarılı bir astrolog Öner Döşer geliyor. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Öner Bey. Şimdi sosyal medyayı aktif kullananlar için ne demek istediğimi evet. Çok iyi anlayacaklar. Sanki biz Öner Bey'le dün kahve içmişiz ya, gibi. Aynen. O kadar iyi tanıyormuşum gibi ki okuduğum için yazdıklarını bir yerden sonra kendi cevap verenler ve Twitter hakikaten samimiyetiyle kullananlar için bu geçerli. Sohbet etmişiz gibi hissediyorum. Ben bütün sayfalarına üyeyim. Değil, öyle mi? Bütün yazıları takip ediyor. Ben bu kitabı falan yeni gördüm yani. Çok teşekkür ederim. Öner Bey'i duyunca çığlık attım. Ya! Öyle mi ya? Harika. Sağ olun. Nasılsınız Öner Bey? Çok şükür her şey yolunda. Çalışıyoruz. Gündem yoğun malum. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Evet. Bundan sonrasını anlamaya çalışıyoruz. Öngörmeye çalışıyoruz. Aslında siz de böyle sizin gibi işinin erbabı olan astrologlar da bize yılbaşından sonra ülkemizi ne kadar hassas günlerin beklediğini uyarmıştınız, evet. Söylemiştiniz. Evet. Fakat sizinle ilgili hazırlıklarda gördüm ki evet. Nisan ayı için hiç iç acıcı şeyler söylemiyor. Eyvah eyvah. Çok umutluyduk. Şimdi Nisan ayı aslında genel olarak dünyadaki tüm astrologlar tarafından evet. Uzun zamandır bahsedilen, önemsenen bir ay. Tabii ki gergin etkiler var. Yani bunlardan bahsedeceğiz lütfen. Ama ben hep şöyle düşünürüm. Zorlu zamanlar bizim tekamül sürecimizde büyümemiz için evet. Her zaman vardır. Gereklidir ki bunlar vardır. Çünkü ilahi plan ne istiyorsa onlar karşımıza çıkar. Bunlar kadersel etkilerdir. Evet. Ama bizim bu kadersel etkilere nasıl tepki vereceğimiz çok önemli. Astroloji de burada zaten işe yarar çok hale doğru, geliyor çok galiba. Doğru. Bir uyarı veriyor evet, bize. Uyarı ve bilinçlendirme. Evet. Yani aslında astrolojinin en önemli işlevi şu. Nelerin geleceğini aşağı yukarı genel anlamda tahmin edebiliyorsanız, bir farkındalık kazanmışsanız kendinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu şu anlama gelmiyor. Biz her şeyi değiştirebiliriz. Her konuda şey kesinlikle istediğimiz sonucu tabii elde ki. Ederiz. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Ama en azından bir şey oluyorsa niye oluyor, olmuyorsa niye olmuyor, bunların arkasında yatan ilahi planı fark ettiğinizde ve sonucunda elinizden geleni yaparsınız. Ondan sonrası da Allah'ın takdiridir dersiniz, yapacak bir şey yok dersiniz. İki Başak Burcu'yla karşı karşıyasınız bugün. Hadi Yonca istediğin gibi soru da sorabiliriz. Aynen. Her şeyi bize soracağız. Evet. Ne olacak bu başakların hali? Kesinlikle tabii başak bir şekilde lafı getireceğiz. Benim yükselenim kova, ayım balıkta. Benim yükselenim hem başak, başak son derecesi hem de terazi. Bazı astrologlar terazi diyorlar, bazıları başak diyorlar. Ben hem başak hem terazi diyorum. Peki. Şimdi önce ülkemizi soralım, sonra kendimize geçeriz. Şimdi seçim oldu. Evet. Sonuçta açıklandı. Evet. Artık yetkililer işlerinin başına gelip ülkemiz inşallah en hayırlı bir şekilde yönetilecek. İnşallah. Sandıktan çıkan neyse tabii ki evet. Durum o oldu. Şimdi bize bu uyaracağınız hassasiyetler hangi dallarla ilgili, hayatımızın nereleriyle ilgili? Şimdi öncelikle tabii ki bir seçim oldu ve bu seçim sonrası ülkemiz açısından çok çok önemli. Evet. Ama bir de dünya geneline de bakmak lazım. Çünkü evet sadece içeride bir takım olaylar olmuyor, aynı zamanda dünya genelinde de bir takım beklentiler var. Doğru. Beklenti derken umduğumuz şeyler değil ama risk olarak gördüğümüz şeyler. Bunlardan bir tanesi ekonomik anlamda bizi zorlayacak bir döngü ve bu döngünün içerisine aslında girmiş bulunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri astroloji haritasına baktığınız zaman bunları çok fark edebiliyorsunuz ki ekonomik anlamda bayağı bir problemli bir döneme girmiş durumdalar. Tahmin ediyorum bunun ortaya çıkışı bu Nisan ve Mayıs aylarında olacak. Hı hı. Haliyle bir kere kendi içimizde güzel bir şekilde entegre olup dışarıdan gelecek olan problemlere karşı da çok iyi hazırlanmamız lazım. Meselayı verir misiniz bize? Mesela Orta Doğu'da bazı karışıklıklar riski var. Bu uluslararası ilişkileri bağlayabilir. Mesela dediğim gibi Avrupa, Amerika buralardan bazı ekonomik zorluklar var vesaire. Yani aslında bu dönemde yöneticilerimizi en zorlayacak şeylerden bir tanesi de dışarıdan gelen olaylara karşı sorumluluk alma gerekliliği olacak. Dışarıdan gelen olaylar. Evet, yani sadece içeride değil. İçeride kendi içimizde çok iyi entegre olmayı başarmamız gerekiyor. Çünkü bu ayın genel gökyüzü konumları kendi içinde kutuplaşma riski içeriyor. Eyvah. Karşıtlık riski içeriyor. Eyvah. Bu yüzden gerek özel ilişkilerimizde, yani insan ilişkilerimizde, hı. Sadece karşı cinsli olan değil, hı hı. İnsan ilişkilerimizde. İşimizle, eşimizle, çocuğumuzla. Evet. Bütün mesela insan ilişkilerinde. Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Aslında
bu ayın ortalarından itibaren gökyüzünde şu anda da var olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarında bir dizilim oluşuyor. Astrolojide Koç burcu temel anlamıyla ben demek. Yani sadece Koç burçlarını ilgilendirmiyor bu. Ben kavramı, ben kişiliğim, kendimi nasıl ifade ediyorum. Yengeç burcu ailem, yuvam demek temel anlamı. Evet. Terazi burcu partnerim, ilişkilerim demek. Eyvah, hepsi tepede, hepsi ya. Ne yapacağız? Eyvah eyvah. Oğlak burcu da işim, hedeflerim demek. Evet. Bu alanda oluşan gökyüzünde büyük kara açı kalıbı dediğimiz bir dönem sıkıştıracak olan etkiler önümüzde. Bu sadece Türkiye için mi geçerli? Hayır, dünya genelinden bahsediyoruz ama Türkiye astroloji haritasını oldukça etkiliyor. Astroloji haritamızın köşe taşları dediğimiz, biz köşe evler olarak tanımlıyoruz. Bu alanları etkilediğinden dolayı demek ki hepimizin hayatında bu alanlar, bazı stres ve zorlanmalar olabilir ve peki, bunlarla başa çıkmamız gerekecek. Peki, stres ve zorlanmalar olabilir, çok genel bir uyarı ve sanırım 12 burç için de söylüyorsunuz bunu. 12 burç için genel ama özellikle bu saydığım burçları tabii ki daha fazla ilgilendiriyor. Biz yokuz. Sen yükselen. Şimdi sormak istiyorduk acaba. Mesela bu strese karşı önlem alın derken, evet, yatırım yapmayın, ev almayın, borca girmeyin, işte ameliyat olmayın gibi radikal kararlar, evlilik kararı almayın, evinizi değiştirmeyin gibi. Şimdi ben çok böyle genellemekten yana... Ben nasıl öğrenciyim, bu Mars şeyinden çok falan güzel, öğrenmişim, harika, görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Mars retrosundan. Öncelikle şu var. Aslında şunu şunu yapmayın derken, biz de bireysel haritalarımızı bilemeyiz. Milyonlarca tabii, insan var. Tabii. Üstelik şunu da bilemeyiz. Mesela siz Başak burcusunuz ama örneğin bu saydığım burçlardan birinde sizin haritanızda gezegenler de yerleşiyor olabilir. Tabii. Bunları ancak bir haritayı açtığımızda görüyoruz. Evet. Dolayısıyla hani aslında beni de ilgilendirmiyor diyecek bir gökyüzü konumu da yok. Hepimizi çok ilgilendiren bir gökyüzü konumu var. Bu bağlamda şunu diyebiliriz. Evlilik adımı atmayalım diyemeyiz. Tabii ki birileri evlenecek edecek ama iyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış veya bir ev gayrimenkul almak isteyen birisi var. Çok boyunu aşan kredi borca girerek değil de daha makul rakamlarla veya aracınızı değiştireceksiniz mi? Atıyorum 30 liralık bir araba almayı tercih edebilirsiniz. 60-70 liralık bir araba alıp boyumuzu işte aşmayalım, borca, evet, ayağımızı organımıza göre uzatalım. Riskli şeylere girmeyelim. Girmeyelim. Bu yılın giriş haritasında, dönemsel haritasında 20 Mart'ta giriyoruz biz aslında yıla astrolojik olarak. Ve 20 Mart'taki giriş haritasına bakarsak, ekonomik anlamda zorlanmalar çok belirgindi ve halkı ifade eden gösterge özellikle zorlu bir Satürn'den bahsederiz hep zorlukların gezegeni, evet, olarak Satürn'le para hanesinde birleşmekteydi bu astroloji haritasının. Bu da demektir ki parasal anlamda hepimizin daha dikkatli ve sorumluluğumuzu bilerek adım atmamız gerekiyor. Yani fantazilere kaçma dönemi değil. Tamam. Bunu zaten, hep Nisan ayı için söylüyorsunuz. Evet. Ve belli bir kesim zaten kendi içinde zorlanmakta, onların fantazilere kaçacak durumu da yok. Evet. Ama bu durumda olanların bile evet temkinli olması gerekiyor. Para piyasaları açısından, borsada ilgilenenler açısından özellikle bu ayın ortalarında bazı kritik zamanlar var. Bu yüzden tabii ki dikkatli olalım. Ameliyatlar ve tedavi süreçlerine gelince bu dönemde Mars gerilemesi var. Yani eyvah, Mars gezegeni terazi burcunda geriliyor. Benim böyle içim böyle geriliyor, aşağıdan geriliyor. Bu aslında şunu anlatıyor. Bitmedi bunun gerilemesi de. Bilmeden daha bitiyor, hemen başlıyor. Eskiden bilmiyorduk. Evet, bilmeden başım ağrıyor falan, iyiydi. Gerçekten. Şimdi bilince Mars geriliyor, daha Merkür, var, daha var. Bozuldu mu televizyon, Merkür? Tabii. Cep telefonu suya mı düşürdün? Merkür'den. Gerçekten huzurluyduk bence. Bilmemek daha iyiydi gerçekten. Aslında şöyle söyleyeyim. Bu gerilemelerin hepsi bizim hayatımızın içerisinde bir role sahip ve illa da olumsuz bakmamız gerekmiyor. Ama bir yıl içerisinde hiç gezegenin gerilemediği bir zamanı düşündüğünüzde, geçen yıl buna bakmıştım, 12 ay içerisinde sadece bir ay böyle bir boşluk vardı. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Biz işimizi gücümüzü yapacağız. Yani bir takım girişimlerimize vesaire devam edeceğiz. Hayat devam ediyor. Mesela Merkür gerilemeleri de bence yanlış anlaşılıyor. Hani sanki Merkür geliyor, hiçbir şey yapmayalım. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir şey yapmayalım değil ama bir gerilim var yani. Mutlaka. Daha doğrusu şöyle. Bir şeyler henüz hazır değil. Biraz daha üstünde araştırıp çalışmak gerekiyor. Henüz mesela bir proje varsa ortaya koymak, anons etmek yerine bunun üzerinde biraz daha detaylara eğilip
bir şeyleri ayarlamak gerekiyormuş demek mutlaka, ki diyebiliriz. Mutlaka. Bir telefonumuz var Öner Bey. Bekletmeyeyim. Leyla Hanım arıyor bizi İstanbul'dan. Buyurun Leyla Hanım. İyi yayınlar diliyorum Gülben Hanım. Teşekkür ederiz. Ben Öner Bey'e şunu sormak istiyorum. 14 Mayıs 1974 tarihli doğum şeyimde de 03 gece 3'te doğmuşum. İş hayatımla ve evlilik hayatımla ilgili kişisel haritama göre bir yorum yapabilir mi? Tabii o haritanız şu anda... Yükselen burcumda balık. Ha, yükselen burcunuzu bildiğimiz daha iyi olur. Ay burcu değil mi Mayıs? Kova diye biliyorum. Evet, boğa burcu, yükselen burcunuz da balık. Öyle mi, boğa burcusunuz? Evet. Yükselen... 14 Mayıs 1974 gece 3'te doğmuşum. Tamam. Leyla Hanımcığım, Öner Bey'in elinde iPad'i, bilgisayarı yok. Yani oradan detaylı bir şekilde bakamayacak, hak verirsiniz ki. Ama şöyle diyebiliriz. Şimdi yükselen burcu balık olduğuna göre güneş doğum haritasında yakın çevre, kardeşlerle ilgili alana özellikle düşer. Bu dönemde yakın çevre ilişkilerine çok dikkat etmesi gerekir mesela. Aynı zamanda eğitim, yayıncılık gibi alanlarda çalışıyorsa bu alanlarda işler biraz yavaş ilerleyebilir diyebiliriz genel anlamda baktığımızda. Öte yandan çocuk sahibi olan kişiler aslında yükselen balığı genellersek bu dönemde özellikle çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Çocukların hayatlarında ya da çocuk sahibi olmayanların bu şansı yakalaması vesaire gibi böyle olumlu etkilerden de bahsedebiliriz genel anlamda. Tabii boğa burcu için şu anda şöyle bir zorluk var. Satürn gezegeni Akrep burcundan geçiş yapıyor. Evet. Akrep burcu boğayla tam karşılık yapıyor. Geçerli doğru. Yorumunuz. Tamam. Doğru. Dolayısıyla bu dönem boğa burçlarının biraz baskı altında hissedeceği, zor ilerleyeceği, hızlı gelişim yakalayamayacağı bir zaman. Haliyle bu seyircimiz için de geçerli. Baskıdan genel olarak boğa burçları için de geçerli. Belki dış seyahatler vesaire gibi olaylar da varsa hayatını bu dönemde hızlı gelişmeyebilir. Çok istediği gibi gitmeyebilir. Ama bunun bir zamanı var. Bir müddet sonra her şey düzelecek. Ah o sabır var ya, o sabır. Biz öğrenene kadar başımızdan eksik olmuyor o sabır. Öner Bey, sizinle ilgili ekip arkadaşlarım yola düştüler. İnsanlara sorular sordular. Bakalım neler yayınlamışlar. Astroloji hayatımızı etkiliyor mu sizce? Etkiliyor. Olumlu olumsuz şeyler etkiliyor tabii ki. Peki takip ediyor musunuz? Çok değil. Burçlara inanmıyorum. Neden? Burçlara inanmıyorum. Bana çok saçma geliyor. Yani böyle insanları 12'ye ayırıp, 12 gruba ayırıp kategorize etmeleri. Yok işte yükselen yıldız, alçalan yıldız. Böyle saçma şeylere inanmıyorum. Evet, haliyle. Haliyle? Evet. Çıkıyor mu? Yani genelde çıkıyor. Takip ediyor musunuz? Yani her gün okuyor musunuz? Her gün olmasa da okuduğum zamanlar oluyor yani. Ay tutulmaları yaşanıyor, güneş tutulmaları yaşanıyor. Detayla ilgilenmiyorum. Hani günlük yorumlar oluyor ya, sadece onunla. Özellikler hep tutar derler burçlarda. Hiç burcunuzun özellikleriyle uyum sağlıyor mu? Bazen, nadiren yani. Astrolojiye inanır mısınız? İnanıyorum. Peki takip ediyor musunuz? Takip ediyorum, evet. Günlük yorumlar hakkında değil de aylık veya yıllık yorumlara hani güveniyorum çünkü gerçekten doğruluyor. Ay gerilemesi, güneş gerilemesi hayatımızı etkiliyor deniyor. Bazen de çıkıyor bunlar. Bilmiyorum, ben inanmıyorum. Tutulmalar, gerilemeler hayatınızı etkiliyor mu? Bence etkiliyor. Hatta şey, tutulmalarda şey konum, hani gezegenlerin konumundan insanlar psikolojik olarak etkileniyorlar. Daha gergin, sinirli, böyle şeyleri etkiliyor yani. Peki sizce hayatımızı etkiliyor mu? Bence evet. Mutlaka etkiliyor ama teknik olarak inanmıyorum. Teknik olarak derken? O kadar çok insan karakteri var ki 12 tane 13 tane burçla sınırlandırılması çok yanlış. Ne diyorsunuz? Şimdi... Aslında genel olarak gayet haklılar. Çünkü bu işin daha detayına izah edilmesi lazım. Mesela 12 tip insan diye bahsediliyor, 12 tane burç. Ama bu 12 tane burcun varyasyonları var. Tabii. O çok büyüyor. Yani çünkü doğum haritalarında biz 10 tane gösterge kullanıyoruz. Ay, güneş ve 8 gezegen. Bunların hangisinin hangi burçta yerleştiğini ancak doğum haritanızı gördüğünüzde biliyorsunuz. Mesela siz Başak burcusunuz ama ay burcunuz balık. Balık, evet. Dolayısıyla Başak burcunun normal şartlarda çok da duygusal olmayan, rasyonel, akılcı, mantıklı yönlerine nazaran
Balık burcunun son derece duygusal Bravo. Olanı kabul eden ve teslimiyetçi taraflarını çok Kesin. Taşıyorsunuz. Çok doğru. Ve sanatçı taraflarınız en fazla o balık tarafından. Çünkü o ilham alma. Hafif çatlaklıklarım da kovadan geliyor galiba. Kova da aslında yine bilgiye önem veren bir yapıda. Mantıklı hareket etmeye önem veren bir yapıda. Bu yüzden tabii ki şimdi televizyon programlarında olsun, gazete köşelerinde olsun ancak belli ölçüde bilgi verilebilir. Elbette. Ama bu işin eğitimlerini almaya başladığınızda, işin içerisine girmeye başladığınızda cıncık, o zaman cıncık, değil mi? Ne kadar çok detaylı, büyük. Çok büyük. Matematik var zaten işin içinde. Matematik var, matematik. Astronomi var. Bu arada tabii insanların bilgilendirilmesi yönünde astrologlar ellerinden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyorlar ama günümüzde gazetelerde astrologlara çok az yer ayrılıyor. Mesela ben bir gazetede yazmıyorum. Çünkü sadece ama sizin çok kitaplarınız var. Burçlar hakkında evet çünkü sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Bir web siteniz var. Evet. Burçlar hakkında iki satırda bir şey anlatamazsınız. Her günün etkilerini burçlarından takip eden insanlar orada kısacık bir şeyden ne kadar anlayabilirsinler veya bir astrolog orada kısacık bir alanda ne kadar anlatabilir? Ve bir takım genellemeler yapmak durumunda kalıyor astrologlar, yazan arkadaşlarım. Bu yüzden ben daha ziyade videolar çekmeye çalışıyorum. Bilgilendirici, öğretici. Ve bundan 7-8 yıl kadar evvel ilk kez videolar çekmeye başladığımda ben şunu söyledim. Böyle bir teklif geldiğinde ben dedim bir horoskop dairesi üzerinde anlatırım. Bütün gezegenlere değinerek niyeleri, niçinleri burada veririm, anlatırım. Çünkü derslere böyle anlatıyorum. Bana ilk başta dediler ki anlamazlar, bunları kullanmayalım. Ben dedim ki ben anlatacağım. Hı hı. Sonra çok ciddi reytinglere ulaştık. Yani en son bildiğim kadarıyla 22 milyonun üzerinde bir izlenme sayısı vardı. Bir ciddi bir rakam. Birisi de Yonca. Tabii. Bütün videoları. Tabii. Şimdi kendi astroloji televizyonumuzda astroloji öğreniyoruz diye bir kategori yaptık. Orada insanlar bilgi alıyor astrolojiyi öğrenmeye yönelik. Tabii ki haftalık burç yorumları yapıyoruz, aylık yıllık burç yorumları yapıyoruz ama mesela gökyüzünün aylık etkilerini burçlardan burçlara özelleştirerek değil, genel anlamda yorumluyoruz. Dolayısıyla orada sadece ben kovayım, ben başağım, beni neler bekliyor yok. Hepimizi global anlamda neler bekliyor, Türkiye'yi neler bekliyor, ondan sonra Amerika'yı, Orta Doğu'yu vesaire. İşin içine böyle girdiğiniz zaman olay anlam kazanıyor. Doğru, doğru. Ama çok dışarıdan baktığınızda, çok belki belli alandan baktığınız zaman o zaman izleyiciler gayet haklılar. Çünkü hani kendi içinde bunda tutarlılık olması zor her bir insan için. Düşünün 70 küsür milyon değil mi nüfusumuz? Tabii. 12 burca böldüğünüz zaman 6-6,5 milyon yapar. Ama işte o demin dediğiniz kendi içindeki evet. o ayrılık. Ben onu ne zaman anladım ve ikna oldum biliyor musunuz? İkiz annesi olduğum ya, zaman. Değil mi? 2 dakikanın ve hani farklı o, oldu yükselenleri değil mi? Kendi farkları peki. Bir Anya, bir Konya. Hani olağanüstü Atlas farklılar. Atlas da kova değil mi? Atlas Oğlak, Aras'ta Güney, Yengeç. Ha, tamam. Çünkü Ege'nin doğum günleri bir diye hatırlıyorum. Hani Ocak evet, demek ki birkaç gün arayla. Birkaç günle. Şimdi bu konuyu biz çok yakın zamanda işledik aslında. Bir organizasyon yaptık 20 Mart'ta. 20 Mart dünyada astroloji günü olarak kutlanır. Çünkü yıl başlangıcı eskiden Nevruz olarak da tanımlanırdı. Evet. Osmanlı döneminde de astrologlar takvimler yaparlardı, horoskoplar, sahiçeler düzenlerlerdi. Ve biz bugünü dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutladık. 3 tane yabancı konuğumuz vardı. İkisi Amerikalı, birisi İngiliz. İki de Türk konuşmacı, ben ve Barış Özkırış. Bu konuşmaların içerisinde şunu konuştuk. Astrolojide kader, karma ve özgür irade. Yani astroloji bize ne kadar kadersel planı gösteriyor, biz bunun içerisinde ne kadar özgürüz, seçim özgürlüğümüz gerçekten var mı, varsa ne oranda. Çok güzel bilgiler çıktı ortaya ve halka açıktı. 400 civarında güzel bir katılım oldu salonumuzda. Ve oradan herkes kendince aslında aynı noktaya vardı. Biz olaylar karşısında tamamen çaresiz değiliz, tepki verme şansımız var. Ama bu verdiğimiz tepkiler yine Allah'ın takdiriyle Mutlaka. Bir netice bulacak. Ana plan belli, biz ona külli irade diyoruz yani evet. genel anlamda. Fakat bizim cüz'i irademiz var, o seçme şansımız. O günkü konuşmalardan bir tanesi de ikizler üzerineydi, ikiz haritaları üzerineydi. Ve Barış Özkırış bu konuyu işledi. İki tane harita sahibini aldı ve hayatlarındaki farklılıklar üzerinden gitti. Ve burada şunu aslında anlıyoruz. Her ne kadar genel olarak karşımıza çıkan etkiler benzese de doğum haritaları benzeyince verdiğimiz tepkileri biz kendi kişisel özelliklerimiz oranında
ve irademiz oranında kullanıyoruz. Bu yüzden aynı günde doğan insanlar yılda aynı olmak kaydıyla tabii karakteristik anlamda genel olarak birbirlerine benzese de olaylara karşı verdikleri tepkiler farklı olabiliyor. Olacaktır. O demin bahsettiğiniz detaylardan dolayı. Doğru. Buyurun efendim. Merhabalar. Merhaba her Gözden. Zaman gibi çok güzel gözüküyorsunuz Gülben Hanım. Ah teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hatta Yonca Hanım'ı görünce de böyle şaşırdık. Çünkü geçenlerde arkadaşlarla onun o çok güzel parçası vardı sana bir şey olmasın diye. Sana bir şey olmasın. Onu böyle hep bir ağızdan söylemiştik. Seni benden ne bu şehir ayırır ne dece yüreğim en fazla yarısı acıtır. Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır. Kendine iyi bak sana bir şey olmasın. Ay teşekkür ederim süper. Ay ne güzel sağ olasın. Konuk dediğim böyle ya. Bas düğmesini söylesin. Bir yandan bir yandan acımız var. Peki slow şarkı. Neşe Ören'in peki hızlı şarkı. Geçen albümden söyler misin peki Aslan? Ay, Başak uyar oğlu olmaz mı? Evet, evet. Başaklar öyle değil mi? Biraz. Başaklar hem çalışkan hem üretken ya. Hem zekiler. Ya. Sorunsuz burada sorunsuz, galiba. Sorunsuz ya. Sorun. Valla teşekkürler Yonca. Zararımız evet. Kendimize. Gözden evet. Gözden Hanımcığım. Sorunuz var mı? Ne güzel sayenizde. Sorun var Öner Bey'e. Evet buyurun. Ben bir koç kadınıyım ve kova erkeği ile ilişki durumunu soracaktım. Uyumunu merak ediyordum. Koç kadınısınız. Ne uyumu? Kova. Evet kova erkeği. Kova erkeği ve evet. Koç kadını uyumu. Şimdi çok evet. Bildiğim bir yerden geldi bu soru. Öyle mi? Ben kovayım eşim koç. İnanmıyorum. Çok güzel. Yani bunun hakkında saatlerce konuşabilirim aslında ama tarafsızlığımı kaybetmemek lütfen. Adına. Şimdi çok iyi bir ikili gerçekten. Çünkü burçlar kendi içlerinde uyumlu ve uyumsuz açılar yaparlar birbirlerine. Ve koçla kova birbirlerine uyumlu açılar yapan iki burçtur. Koç burcu hareketli, aktif, dinamik, fazla düşünmeden hemen atılan bir yapıya sahip. Hatta ben derslerde, okulda bir espri yaparım. Koçlar önce yapar sonra düşünür diye. Kovaysa planlamadan, düşünmeden hayatta bir şey yapmaz. Evet. Şimdi burada aslında koç kadının ataklığı, harekete geçme arzusu, ağır hareket eden ve sürekli bir şeyleri tasarlamaya çalışan kovayı hareketlendirecektir. Ama aynı şekilde... Koç kadınının bazen düşünmeden yapmak istediği atılımlarda da kova burcu erkeğinden bir uyarı gelecektir. Bu yüzden kendine özgüven kazanması anlamında, cesaret ve atılganlık kazanması anlamında koç burcu kadını kova için güzel bir armağan ve akıl fikir alması, arka plandan onu çok iyi yönetmesi, doğru kararlar vermesi adına da kova erkeği koç burcu kadında güzel bir armağan. Gözden Hanım hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tamam ya. Yani. Oğluma koç kadını bulacağım ben. Bak biz hala oğlumuza bir. Oğlumuza biz kendimize buyurun, vazgeçtik. Buyurun Gözden Hanımcığım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki aradınız. Sağ olun. Bir telefonumuz daha var İzmir'den. Gül Hanımcığım hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Bir şey danışacak. Şimdi ben hamileyim. Ve 29 Nisan'da doğumum var. Hı. 29 Nisan'da da ay tutulması var. Öner Bey'e sorun bu olacak. Ay tutulması çocuğumu nasıl etkiler? Bak. Olumlu olumsuz. Sizin çocuğunuz ay tutulmasını etkiler. O her şeyden daha güçlü. Ama yine de soralım tabii. Şimdi... Çok güzel bir noktaya gene geldiniz. Yani ben de çok güzel açılımlar yaratıyorsunuz. Sağ olun. Kovayı yükselen kovasınız ya. O evet. Hakikaten güzel bir malzeme veriyor. Öncelikle psişik kain Edgar Cayce var. Astroloji ile ilgili onun okumaları var. Çok enteresan bir yorumu var. Diyor ki insan iradesi çok önemlidir. Aslında gezegenler bizi değil biz onları etkileriz gibi bir yorum var. Ha tabii bu kadarını bilemeyiz ama böyle bir yorum var. Gerçekten bizim ne yaptığımız sonuç üzerinde çok çok etkili ve insanların iradesi var ama gezegenlerin iradesi yok. Evet. Dolayısıyla bir takım etkiler de alsak irademizi ortaya koymak zorundayız. Bu illa sonuca kesin varız anlamına da dediğim gibi gelmiyor. Belki her şey değişebilir. Peki 29 Nisan. 29 Nisan'daki gün ay değil güneş tutulması hemen onu düzelteyim. Güneş tutulması. Ay tutulması 15 Nisan'da.
Terazi burcunda olacak. Güneş tutulması da 29 Nisan'da Boğa burcunda olacak. Nedir güneş tutulması? Güneş tutulması ay ile güneşin aynı burçta bir nevi hizalanması gibi söyleyebiliriz. Ay, güneş ve dünyanın aynı düzlemde buluşması diyebiliriz. Bir yeni aydır aynı zamanda. Yeni aylar yeni başlangıçları da anlatır. Bu yüzden inşallah bebeğimizin hep hayatında bir şeyleri başlatan, yeni başlangıçlara imza atan ama Boğa burcunun aynı zamanda başladığı şeyi de arkasını takip edip onu sağlama almak isteyen taraflarını çok sergileyecek. Yani hem ay hem güneş burcu Boğa olacak. Yeni ay veya güneş tutulması bu demek. Ay güneş aynı burçta demek. Sapa sağlam ve bir durum, dolayısıyla doğru. Aynı burcun özelliklerini ya Boğa özelliklerini çok yoğun ortaya koyacağını anlayabiliriz. Bu arada şunu tabii dikkat etmeleri gerekir veya biraz belki zaman içerisinde anlayıp ona göre davranmaları gerekir. Bu güneş tutulması Hamal yıldızıyla birlikte oluyor. Hamal yıldızıyla birleşiyor. Hamal yıldızı astrolojide inatçılık, dikbaşlılık ve kendi bildiğine ilerleme anlamına gelir. Kararlılık vardır. Sabitlik, sağlamlık vardır. Bu yüzden belki çok kararlı bir bebeğe sahip olacakları için bunun bilincinde olmaları, mümkün mertebe onun alacağı kararlara saygı göstermeleri ay daha lazım. Var. Evet. Daha büyüdükten sonra. Hangisi ama burada, söz dinliyor ki zaten? Hepsi kendi kafasına buyurur, kendi doğacak diye bir kesinlikle ne ay tutulmasına ne güneş tutulmasına burada bir sakınca olacak. Aman bebeğe bir şey olacak vesaire gibi. Olumlu yönlerine odaklanmak tabii ki, lazım her şeyin. Tutulmada birçok doğmuş olan arkadaşlarım, öğrencilerimden insanlar var. Aramızdalar, çok da başarılı olanları İkna var. İkna oldunuz mu Gül Hanımcığım? İkna oldum ama zaten ailede yeterince inatçı insanlar var. Ben Aslan burcuyum, eşim İkizler burcu, büyük oğlum da Koç burcu. Peki Gül Hanım, nasıl Öner Bey'i okuyorsunuz, astrolojinin bir bilim dalı olduğuna iknasınız ki bizi arayıp sordunuz. Bir şey soracağım size. O gün doğum saatinizi hiç böyle bir danışıp ayarlamayı düşünür müsünüz? Yoksa sabah hastaneye gideceğim, doktorumun söylediği saatte doğuracağım, bakacağım da çocuğum kaçta doğmuş. Bu konuda teslim misiniz? Keşke ayarlayabilsem, bilmiyorum ya yani nasıl olduğunu bilmediğim için. Keşke ayarlayabilsem. Evet. Ben bu durumlara çok bozuluyorum, çocuğa kimse sormadı diye. Şimdi hemen orada bir kendi fikrimi söyleyeyim. Evet. Öncelikle bence biz doğmadan evvel zaten bir planla beraber geliyoruz ve doğana kadar da onun gayet bilincinde. O bebek kendi seçerek geliyor. Kesinlikle. Ben de öyle. İkincisi, İsmini de sanki seçerek geliyor gibi. Geleceği aile vesaire. Bunların hepsinin bilgisinde olduğumuzu düşünüyorum. Allah tarafından bu bilgilerin, bu düzenin kurulduğuna inandığım gibi. Ve ikincisi tabii ki doğum anımızdaki bir takım etkiler vesaireler önemli. Ama annenin sağlığı da çok önemli. Yani doğum anındaki tabii, sağlığı, sonrasındaki tabii sağlığı. Ve bu yüzden ben genellikle her şey için uygun zaman belirlemekle beraber, mesela bir iş yeri açacaksınız, uygun zaman belirleme, böyle danışmanlıklar hep veriyorum. Çocuk doğumuyla ilgili bir danışmanlık özellikle vermem. Bunun sebebi... Sizi çok tebrik ederim. Vallahi bravo. Çok vallahi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bravo. Ne kadar kutsal bir olaya profesyonellik sokmuyorsunuz. Sağ olun. Bayıldım. Buradaki hadise önceden belirlenmiş ve bizim dünyevi anlamdaki bilinç ve farkındalığımızın üzerinde olarak görelim. Ben hep şunu söylerim. Dedim ki bir dünya planına bir giriş yapsın. Sonrasında ilahi bakarız. İlahi bir geliş o çünkü tabii, yani. O çok tabii ilahi bir şey. O yüzden benim zaten tavsiyem keşke ayarlasaydım diye düşünmek yerine harika. Ne zaman hayırlısıysa o zaman olsun. Ya, evet. Bir. İkincisi. Bir de ben sezeryan bile olsa sancıyla çocuğun kendi gelmek istediği zamanı kendi tayin edip hastaneye gidilmesin. Hiçbir şey yok. Kadın oturuyor o gün de gayet. Akşam da yatıyor, sabah kalkıyor. Doktor geldi dedi, hastaneye gidiyor. Çok doğru. O doğum değil ki. Çocuğu alıyorlar. Evet. Bana kalırsa o. Yani atıyorum 28'i değil de çocuk belki 30'unda gelecek ama sancıyla gelip kendi doğum tarihini kendi belirlemiş olacak. Evet. Bir de o ana ne kadar güzel. Sancı hastaneye gidiyorsun falan filan. Öbürü hiçbir şey gayet böyle konuşa otomatik güzel, hastaneye doğru gidiyorsun. Ben doğuma geldim. Şu çok sorulur. Kaş aldırır gibi. Biz sezeryanla doğum seçmekle ya da doğum saatini belirlemekle çocuğun kaderini değiştirmiş ya da belirlemiş mi oluyoruz diye. Böyle bir şey söz tabii konusu değil. Mümkün değil. İster sezeryanla doğsun ister normal doğum, o ne zaman gelmesi gerekecekse o zaman gelecek. Onun için buna müdahale etmemekte olaya bu bile bir müdahale değildir diyorsunuz. O bile annenin tercihi bile olsa tabii bu da çok farklı bir yorum. Peki sağlıkla doğsun inşallah. Endişe yok.
Gül Hanımcığım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok mersi. Peki. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Gülben programının artık sürprizleri şey oldu, meşrulaştı. Sana da bir sürprizimiz var tabii. Amanın. Ama ne acaba? Bilmiyorum. Nasıl bir şey acaba? Bilmiyorum. Nasıl yapsak acaba? Sen gözünü kapa desen mesela kapar mısın yoksa ben mi kapayım bak? Güvenirim ben. Açmayacaksın ama. Güvenirim. Tamam, söz mü? Tamam, söz hadi. Şöyle bir dön bakayım. Şöyle dönüyorum. Şöyle dön. Ha. Bu döne doğru bak. Tamam. Bak bizim burada güzel. Bak kendi resmine bak. Kendi çok bakayım. Aa, oraya bakma. Buradan geleceklermiş. Aa, kim geliyor ya? Baş göstüm. Böyle böyle. Ben de konuşur gibi yapmasın. Televizyonda. Ay çok oradan. Gerildim şu anda. Şöyle bak, tamam, bakmayayım, güzel. Sen bakmıyorum. Öner Bey siz söyleyin. Bakın, ben bu arada Başak Burcu'nun faydalarından bahsedeyim. Başak Burcu'nun faydaları. Başak Burcu ne bekliyor onu söyleyin siz. Başak bu yıl Burcu ne yapacağız? Zaten kendisi faydalı bir burç. Ayna geliyor. Başak Burcu'nu çok güzel bir sürpriz bekliyor tahmin ediyorum. Böyle bir öngörümüz var. Ah, evet, çok bakalım. Stres oldum. Çok güzel bir şey. Bakmayayım mı? Hoşçakalın, çok güzel program. Hemen gidebiliriz. Hemen gidebiliriz. Çok ya, çok tehlikeli. Şöyle, ama eksikler. Eksiyiz ama yapacak bir şey yok. Böyle olabilirsin, böyle gelebilirsiniz. Fotoğraflardan yandan. Çaktım biraz ama. Ben miyim? Acıda yer var. Fotoğrafları sen verdin. Buyurun. Gördüğünüz gibi Öner Bey büyük bir centilmenlik görev. Seni ortaya yansın. Ya biz aslında Öner Bey size geldik. Yani Lonca bahane. Hiç ilginiz yok aslında. Ay Allah'ım ya. Şimdi programın başında söyledik. Böyle bir kız arkadaşları grubu var. Aslında 7 kişiler. 3 fırlama güzel kız geldi. İçeride hazırlar. Hiç beklemiyordun değil mi? Hiç beklemiyordum. Kızlar burcunuzu rica edelim. Tabii. Yay. Hemen o tarafa bakalım. Evrisel. Yay, koç. Yengeç. Yay, koç, yengeç, başak. Bunlar böyle bir tabii, şey. Daha nelerimiz var? Terazimiz var bir tane. Terazimiz var. Bir koçumuz daha var. Var. Evet. Var. İşte var. Buyurun. 12 burç bir arada da evet, güzel. Uyum anlaşıyorlar. Hiç anlaşamaz deyip kesinlikle cümlesini kurduğunuz burçlar var mıdır? Yani şunların iş yapması veya evlilik yapması hani risklidir. Şimdi gene doğum haritalarındaki birkaç gezegene birden bakmak lazım. Mesela iş hayatının anlaşmakta zorlanmak, güneş burçları olarak bildiğimiz işte ben yayım, ben koçum vesaire bununla karşılaştırılabilir. Ama örneğin evlilik ve ikili ilişkilerde biz doğum haritalarında Venüs ve Mars'ın pozisyonuna bakarız. Hangi burçtadır? Ana burcu değil. Evet, yani şimdi farklı konular için farklı karşılaştırmalar yapılır. Mesela... anne çocuk ilişkisinde farklı bir alana bakarsınız. Tabii. Ya da baba çocuk ilişkisinde, öğretmen öğrenci ilişkisinde farklı bir alana bakarsınız vesaire. Yani profesyonel harita çıkartıp bakmayı tavsiye ediyor olması doğru. Gerektiği gibi. O yüzden de gazetelerde yazan çok kıymetli yazanlar da var. Evet. Ama çok o minik minik yazanlarla ilgili genelleme yapılmamalı. Yonca'ya, Yonca Lodi'ye çok teşekkür ediyorum. Üç güzel arkadaşına çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğiniz için. Öner Düşer, sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben de öyle. Gerçekten sizi sosyal medyada takip ediyorum ama bizzat da kendi haritamı da yorumlamanızı çok istiyorum. Memnuniyetle. Bu kitabınız da şahane, bana yazmış. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım demek istiyorum sana. Arkadaşım gelsene çok iyi. Arkadaşımın birine gel. Gel. Aldırmayın ama. Yok. Güzel sesli arkadaşım. Gerçekten Yonca'ya kocaman alkışlarla Öner Bey'i de tebriklerle uğurluyoruz. Biz yarın aynı saatte burada olacağız. Yarına kadar Allah'a ısmarladık. Teşekkürler.